Kaç saattir uyumuyoruz. İnsan uyur değil mi? Ama işte bu jet lag davası ilk günden vuruyor. 1-2 saatlik uykuyla kalktık. Şimdi bir toplantım var. Daha ilk günden yoğun bir şekilde toplantılara başlıyoruz. Resmen eczane gibiyiz. Hastalandığımız zaman doktora gitmeden ihtiyacımızı görebileceğimiz her şey var. Amerika'da ilk günümüz ve ilk toplantımız. Bugün genişçe bir grup buraya Albany, Georgia'ya geliyor. Onlarla gidip zaman geçireceğiz. Şöyle bir size tekrar göstereyim. Aa, harika değil mi? Toplantımız için Greenbrier Kilisesi'ne geldik. Tam zamanında geldik. Zaten yakındı kaldığımız yerde. David'in yatağı burada uyandı. Dışarıdan bakarken gök gürültüsünden korktuğunu söylüyor. Gidemez miyiz anneciğim bugün alışverişe? Walmart'a gidecektik ama. Sen çok seviyorsun orayı. Ben Walmart böyle çık... Evet, Gidebilir miyiz sence? Evet. Biraz önce Tahtakale'ye gidemeyiz diyordun. Tahtakale çok hoşuna gitmiyor, değil mi? Walmart deyince... Walmart gitmek istiyorum. Yağmur sonunda biraz yavaşladı. Bizimkiler de dışarıya çıktılar. Penny'nin bakışa bak. Islandı, her yeri ıslandı. Şu hale bak, sırılsıklam. Josiah da sağ olsun ayaklarını suya soktu. Ama çok güzel. Bak şeye benziyor. Baklavanın içine. Oraya baklavaya benziyoruz. Ben ısıracağım böyle. Toplantımız bitti. Arkadaşlarımızla beraber. Onların pizzacısı var. Oraya geldik. Saat 10'dan beri toplantıdayım. Saat 3.30 oldu. Şimdi eve gidiyorum. Güzel bir gündü. Toplantılar iyi geçti. Buse'yi alacağım, çocukları alacağım. Zannedersem Walmart gibi yerlere gideceğiz. Alışveriş yapmamız gerekiyor biraz. Beni. Akıcıma benim. Evet, çim gibi duruyor. Bir şey at bakayım içine. Kurbağa olduğu için bu arada. Öyle mi? Ya iki defa hafta yaptım. Hemen kapandı Cosu. Bir tık bozduk ama. Geziyoruz şu anda. Eve geldim. İşleri bitirdikten sonra tüm ekibi topladık. Şimdi Walmart'a gidiyoruz. Bir telefonla ilgili halletmemiz gereken kart işi var. Bir de Walmart'tan işte atıştırmalıktır, şudur budur bir şeyler alacağız. Kahve almamız lazım. İyi gidiyor günümüz. Hala yorgunluk var ama en azından yolculuk stresini attık yani. O anlamda pozitifiz. Tüm ekibi toplamadık bu arada. Pene evde. Doğru. Bir eksiğimiz var, haklısın. Cheeseballs alacaksın. Ne alacağız? Öldü. Ne alacağız? Cheeseballs böyle şey, Amerika ikonası. Bir tane daha. Maalesef. Amerika ikonası ediliyor baştan sonra. Amerika bayrakları. Aynen. Onlar bir şeyden 1000 tane. Doğru. Şu sağ taraftaki normal boy bir 4x4. Şuradaki de böyle bir pick-up. Bu arkadaşın heybetini görüyorsunuz. Şuna bakar mısınız ya? Şu yanındaki kocaman bir 4 çeker ya. Bizim araç Florida plakalı olduğu için ön tarafta plaka yok. Böyle bazı eyaletlerde ön tarafta var. Georgia'da da yok, gördüğünüz gibi böyle süs koyabiliyorsunuz falan. Walmart'tan sonra bir telefoncuya uğradık. Telefon işini halletmek için ama ufak tefek problemler var. Verizon'a uğradık. Josiah orada alarmı çalıştırdı falan. Klasik olaylar yine. Her gün bir eğlence. Gördün mü? Yeah, that was nice. Löp et direkt. Kocaman bir bacon bırakmışlar bize. Bir şeyler aldık. Bir şeyler buralarda.
Hello. Mac and cheese, orange juice. Yemek oldu mu Penny hemen buralarda. David'le danalar arkadaş oldular galiba. Sen niye yatmadın hala? Robinson var mı yapma? Ya bir dua edelim, öyle yatalım. Ya göklerdeki kutsal tanrımız, bu akşam David'le beraber dua ediyoruz. Bu gecede iyi bir şekilde uyuyabilmemiz için sen bizim bedenlere esenlik ver. İyi bir şekilde dinlenebilirim, tazelenebilirim Robinson. Amin.